Toplumun tüm alanlarında olduğu gibi iş dünyasında da kadınlar maalesef erkeklerle eşit fırsatlara sahip değiller. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliğinin iş dünyasında da gerçekleşebilmesi için çalışan derneklerden biriyle görüşeceğiz şimdi. Karşımda yönetim kurulunda Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yaşargil var. Merhaba Hande Hanım, nasılsınız? Merhaba Tülay Hanım, iyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikli olarak derneğin faaliyetlerine geçmeden önce sizi tanıyalım istiyorum. Hande Yaşargil kimdir? Teşekkür ederim. Karar mercilerindeki kadınların varlığını arttırmak amacıyla yola çıkan Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanıyım. Aynı zamanda Mentor Liderlik Danışmanlık Şirketi'nin kurucusuyum. Aynı zamanda İngiltere'deki Alexander Partnership isimli köklü koçluk derneğinin ortağıyım. Ve de 2010 yılından beri dünyanın en uluslararası iş okulu olan INSEAD Business School'unda Fransa, Singapur ve Abu Dhabi kampüslerinde koçluk yapıyorum. Koçluk yöneticilerinden bir tanesiyim. Geçmişte önemli koçluk örgütlerinden biri olan Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi'nin Türkiye'deki kurucu eski başkanıyım. Personel Yönetim Derneği'nin eski başkan yardımcısıyım. Ve de zaman zaman da üniversitelerde liderlik üzerine dersler vermişliğim var. Uluslararası şirketlerde liderlik gelişimi ve koçluk alanında pek çok hizmet ve iş yaptım geçmiş 20 yılda diyebilirim. Çok güzel bir kariyer. Şimdi de bu kariyeri aynı zamanda eş zamanlı olarak iş dünyasında eşitlik için mücadele veren dernekle de birlikte iyice de taçlandırıyorsunuz. Hemen derneğe de geçelim. Teşekkür ederim. Bu aşamada. Yönetim kurulunda Kadın Derneği ne zaman kuruldu, kimlerden oluşuyor ve amacı ne? Bu dernek neden kuruldu? Evet. Öncelikle ben bütün meslek hayatım boyunca hangi işi yapıyorsam o işin meslek örgütünde çalışmayı bir görev bildim. Bu şekilde de çeşitli meslek örgütlerinde çalıştım. Bundan da yaklaşık 9 sene önce çok sevgili arkadaşım Burçak Güven'le birlikte ikimiz yönetim kurulunda daha çok kadın için şirketler arası mentorluk programı diye bir uygulama başlattık. Bu uygulama İngiltere'deki bir iyi uygulamadan örnek aldığımız bir çalışmaydı. Ve 2012 yılında 40 mentor ve 40 menti ile bir mentorluk programı başlattık. Farklı şirketlerin yönetim kurulu başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri, uluslararası bölge başkanları, başka şirketlerdeki üst düzey yönetici kadınları yönetim kurullarına hazırlamak üzere mentorluk yaptılar. İkinci dönemin sonunda programımız artık çok başarılı bir noktaya gelmişti. İş dünyasında kabul edilmişti. Liderlerimizden, iş liderlerimizden çok güzel destek bulmaya başlamıştık. Bunun sürdürülebilirliğini sağlamak üzere Ocak 2017 yılında yönetim kurulunda kadın derneğine dönüştük. Ve aslında hem mentorlarımızdan hem mentilerimizden oluşan güçlü bir yönetim kurulumuz ve gene mentorlarımızdan oluşan çok güçlü bir danışma kurulumuzla bir tüzel kişiliğe, dernek kişiliğine ulaştık ve ülkemizin sivil toplum kurumlarından, meslek örgütlerinden biri haline geldik. Amacımız yönetim kurullarında daha çok kadın olması. Neden önemli? Bugün baktığınızda borsaya açık 400 şirketin 152 tanesinde hala hiç kadın yok. Yaklaşık %10'unda 40 tanesinde sadece 3 ve üzeri sayıda, yani yeterince sesinin çıkabildiği seviyede, kritik eşik dediğimiz seviyede kadın var. Onun geri kalanında da sadece 1 ile 3 arasında kadın yönetim kurulu üyesi var. Biz bu çalışmaya başladığımızdaki toplam oran %11'di. Bunca çalışmanın sonunda, 8 senenin sonunda vardığımız yer %4.5 gittik, %15.9'dayız. Oysa ki biz bu çabayı gösterirken İngiltere ve İsveç gibi kota olmayan ülkeler %30'u geçtiler. Kota koyan ülkeler ise %40'ı geçtiler. Yani biz burada fırsat kaybediyoruz. Evet, ilerleme gösteriyoruz ama çok küçük ilerleme gösteriyoruz. Aradaki farka bakarsanız da burada tabii ki hükümet politikaları ve devletin bu konudaki yaklaşımı belirleyici. Bizim de oralarda daha da ileriye gitmemiz gerekiyor. Biraz da uyguladığınız programa değinelim isterim. Şimdi siz
yönetim kurullarında kadın oranını artırabilmek için özel bir program uyguluyorsunuz ve bu program gerçekten çok kapsamlı, hazırlanmış, düşünülmüş, çok önemli kazanımlar elde edilmesini sağlayan bir program. Bu programı biraz bize anlatır mısınız? Öncelikli olarak yönetim kurullarında yer almak isteyen kadınlar bu programa hangi şartları taşırlarsa başvurabilirler? Başvurma süreci, seçilme süreci nasıl gerçekleşiyor? Ve belli olduktan sonra da, mentiler belli olduktan sonra da nasıl bir program uyguluyorsunuz? O programdan biraz da doneler aktarırsanız sevinirim. Tabii. Öncelikle yönetim kurullarında daha çok kadın olması için biz yöneticilerle, mentorlarımızla, yönetim kuruluna atayan insanlarla görüştüğümüzde ilk başta dedik ki mesela neden yönetim kurulunuzda kadın yok? Ya da yönetim kurulunuza bir kadın almayı düşünüyor musunuz? Böyle kriter olarak bunu da koyuyor musunuz diye sorduğumuzda dediler ki biz valla kadın erkek diye bakmıyoruz. Yani yetkinliklere göre arıyoruz. Yani uygun kişiyi arıyoruz ama kadın aday gelmiyor bize. Yani istediğimiz tecrübeye ve özelliklere sahip kadın aday gelmiyor. Yani havuz yeterince güçlü değil dediler. Demek ki buradaki ihtiyaç o havuzu güçlendirmek diye düşünerek yola çıktık. Ve sonuçta yönetim kurulu rolü böyle terfiyen yükselinen bir rol değil. Yani davet edilen, oraya atanılan bir rol. Ve oradaki tecrübe çok önemli. İnsanlar staj yapar gibi bunu öğrenemeyecekleri için bu tecrübeyi nasıl onlara kazandırabiliriz, nasıl hazırlayabiliriz diye düşündüğümüzde en önemli olanın bunu en iyi bilen, yıllarca yapmış kişilerin anlatması, öğretmesi, hazırlaması olarak düşündüğümüz için mentorluk programını devreye soktuk. Ama bununla yetinmedik. Bugün 4 üniversite ve bir akademinin akredite ettiği bir sertifika programı tasarladık. Yani kadınlar için bağımsız yönetim kurulu üyeliği sertifika eğitim programı tasarladık. 4 şeyimiz boyunca, dönemimiz boyunca bu uygulamayı yapıyoruz. Ve aslında benim erkek müşterilerim ya da tanıdıklarımız da bize hep diyorlar ki yani bu programı bize de yapmanız. Çünkü aslında gerçekten Türkiye'de böyle bir program yok. İçinde hukukundan finansına, yönetişiminden kültürüne kadar iyi yönetim kurulu üyesi nasıl olur, iyi yönetim kurulu, efektif yönetim kurulu nasıl çalışır bunları öğrettiğimiz çok güçlü bir eğitim programımız olarak kredite edilen. Gene bizim bu konudaki paydaşlarımız hem Egon Zender hem Sylabs şirketleriyle birlikte yaptığımız bir yetkinlik değerlendirme ve geri bildirim sürecimiz var. Yani bütün mentilerimizi de bir bağımsız yönetim kurulu üyesi pozisyonuna göre değerlendirmelere, testlere, interviewlara tabi tutuyoruz ve gelişim alanlarını onlara veriyoruz. Takiben de hem kendi aralarında hem de dışarıyla ilişki ağını, networklerini sağlayabilecek tamamlayıcı gelişim aktivitelerimiz var. Böylece bu her dönem katılan 40 ila 60 arasındaki mentimiz hem kendi gruplarıyla hem diğer menti gruplarıyla çok güçlü bir iletişim ağı kuruyorlar ve Türkiye'deki iş dünyasının tepesinde çok güçlü bir aslında kız kardeşlik oluşturmuş oluyoruz. Bu her türlü ihtiyacımızda, desteğimizde, iyi günümüzde kutlarken kötü günümüzde ihtiyacımız olduğunda yanımızda 200 tane kadın buluyoruz ki bu gerçekten iş dünyasında genellikle yalnız olmayı tecrübe eden kadınlar için bulunmaz bir artı değer yaratmış oluyoruz. Ve bunu hepimiz birlikte yapıyoruz. Yani bu dernek bunu sağlıyor demeyeceğim. Bunu hep birlikte katılan herkesin emeğiyle birlikte yapıyoruz. İş dünyamızdan büyük destek görüyoruz. Yani yönetim kurulu başkanlarımız, bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz, uluslararası şirketlerin bölge başkanları, bizim mentorlarımız. Onlar da programı destekliyorlar. Bu bir başvuruyla olmuyor genellikle. Önce biz mentorları davet ediyoruz. Yani biz bu programda mentor olur, tecrübelerinizi aktarır mısınız diyoruz. Onlar kabul ettikten sonra diyoruz ki organizasyonunuzdan, şirketinizden bize bir menti verir misiniz? Yani üst düzey yönetim kuruluna çıkmaya uygun özelliklere sahip. Yani genel müdür seviyesinde ya da onun bir altı seviyede kar zarar sorumluluğu da taşıyan tepe kadın yöneticinizi programa mentor olarak atar mısınız diyoruz. Kimisi yapabiliyor, kimisi yapamıyor. Kimisinin organizasyonu buna uygun değil vesaire. Ama önce onlardan alıyoruz. Sonra kalan boşluğu yani birebir eşleşme havuzunda kalan boşluğu da hem başvurulardan alabiliyoruz hem de biz davet edebiliyoruz. Bizim bu konuda bütün süreçlerimiz çok şeffaf ve bir yönetim kurulu üyelerimizle birlikte oluşturduğumuz süreçlerimiz. Menti komitemiz var, interview yapıyor, kriterlerine göre bakıyor. Ona göre başvurulardan davet edilenlerden ya da aday gösterilenlerden
ona göre kabul ediyoruz. Biz seçmiyoruz, biz teyit ediyoruz ya da uygun değil diyoruz sadece, seçim yapmıyoruz. Dolayısıyla mentorlarımız öneriyor, başvurular geliyor ya da biz davet ediyoruz diye özetleyebilirim. Takiben tabii mentorlarımızı çok iyi tanıyoruz yıllardır. Mentilerimizi iyi bir süzgeçten geçiyoruz. Sonra da doğru bir eşleşme yaparak mentorluk programını başlatıyoruz. 18 ay sürüyor bir mentorluk programı. 9 görüşme taahhüt ediyor mentorlarımız. 18 ayda 9 mentorluk görüşmesi. Yani dünyada benzeri yok. Gerçekten yapılan benzer programlar var ama bu kadar yoğun, bu kadar emek zamanının yatırım yapıldığı, hem içinde sertifika programının olduğu, değerlendirme programının olduğu başka bir program yok. Yani dünyada iyi bir iyi uygulama olarak ilerlemeye devam ediyoruz. Tabii ben merak etmeden duramıyorum. Mentorlarla mentilerin bu görüşmelerinde neler öne çıkıyor? Yani birkaç başlık söylemek gerekirse mentorlar özel olarak hangi alanda rehberlik ediyorlar? Şimdi her mentorumuzun da farklı güçlü alanı var. Yani bir mentorumuz bir sektörü çok iyi biliyor. Yani o sektördeki her şeyi biliyor. O sektörde yönetim kurulu başkanı olmayı, yönetim kurulu yönetmeyi biliyor. Bir diğer mentorumuz çok çok farklı sektörlerde, şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyesi. Dolayısıyla daha bir genel yaklaşan bir yönetim kurulu üyesi olarak nelere dikkat etmesi gerektiğini biliyor. Bir diğer mentorumuz Türkiye'deki yönetim kurullarını çok iyi biliyor. Bir başka mentorumuz uluslararasını biliyor. Yani herkesin güçlü olduğu alan farklı. Her mentinin de gelişim alanı farklı. Hayatı boyunca uluslararası şirketlerde çalışmış bir mentimizin aslında Türk şirketlerine vereceği çok şey var. Ama bir Türk şirketinin onu yönetim kurulu üyesi olarak alabilmesi için Türkiye'de yönetim kurullarının nasıl çalıştığını da bildiğini görmesine ihtiyaç var. O açığı kapatırken bir diğeri global olmayı kapatıyor. Kimisi zaten bir şirketin CFO'su bütün yönetim kurulunda gereken finansı okumayı çok iyi biliyor. Ama aslında oradaki diplomatik yaklaşımı, yönetişimin ilkelerini, etik uygulamalarını ya da kanunu bilmesi gerekiyor. Bütün bu alanlarda gelişiyor. Ama en önemlisi kendini buraya hazırlıyor mentorun da desteğiyle. Yani o güveni, özgüveni gelişiyor. Mentorlarımızın bir kısmı mentilerini gölge olarak yönetim kuruluna davet ederler. Yani kendilerini izlemeleri için çağırırlar ve bir yönetim kurulunu görmelerini isterler. Üzerine tartışırlar. Kimi mentimiz zaten yani mesela bizim 197 mentimizin 114'ü bir yönetim kurulunda oturuyor zaten. Bunun 75 kişisi kendi grubunda bir yönetim kurulunda oturuyor. 10 kişisi bağımsız yönetim kurulu üyesi. Biz bu rakamı çok önemsiyoruz ve arttırmak istiyoruz. Aynı zamanda 60 kişi de STK'ların yönetim kurullarında oturuyor. Dolayısıyla kendi tecrübelerini de mentorlarına götürüp onlarla konuşuyorlar. Onların içine beyin jimnastiği yapıyorlar. Bütün bunlardan çok derin bir öğrenme ve tabii dostluk çıkıyor. İkinci fayda olarak da mentorlarımız aslında bizi tanıyor. Yani aslında bu havuzda ne kadar güçlü, donanımlı, faydalı olabilecek kadın liderler, yönetim kurulu adayları olduğunu görüyorlar, biliyorlar ve aslında zaman zaman da refere ediyorlar başka şirketlere ya da kendi şirketlerine. Dolayısıyla büyük bir işbirliğiyle farklı konularda da sohbet ettiğimiz üzere el ele, omuz omuza birlikte destekle ekonomimizde iyileşme için, toplumumuzda iyileşmek için, karar masalarında daha çok kadın görmek için birlikte çalışıyoruz. Ve karar masalarında daha çok kadın dediğimde aslında daha çok kadın demek şu demek, daha çok kadının ve erkeğin birlikte karar verdiği daha çok masa demek. Yani biz masaların hepsini kadınlar yönetsin hiçbir zaman demedik demiyoruz. Yani daha çok kadın olması gerektiği yere kadar daha çok kadın. Biz diyoruz ki masalarda yani kadınların ve erkeklerin farklı fikirlerin, farklı düşüncelerin bir araya geldiği ve karar verdiği masaların artması için çalışıyoruz. Onun için bu bir kadın meselesi, kadın sorunu değil. Bu bir toplumun, ekonominin yetenek meselesi. Onun için de kadınların ve erkeklerin eşit derecede sahiplenmesi gereken bir mesele. Öyle de oluyor bizim programımızda. Bir şey daha açmanızı rica edeceğim. Yönetim kurullarında eşit sayıda kadın ve erkeğin olması o şirkete nasıl bir katkı sağlıyor? Nasıl bir fark yaratıyor? Neden bu kadar önemli? Ben bu soruya biraz böyle provokatif cevaplar vermeyi seviyorum Tülay Hanım, izin verirseniz. Yani mesela bize hep diyorlar daha çok kadın olursa ne faydası olur? Tersten düşünelim. Sadece erkeklerin olduğu bir yönetim kurulunun bir zararı olur mu? Olur tabii. Yani toplumun bir bakış açısının eksik kalır.
Her şirketin yani müşterisi de kadın ve erkek, çalışanı kadın ve erkek çeşitli oranlarda. Bunun temsil edilmiyor olması karar merciinde büyük bir eksiklik olur. Yani bir süpermarket düşünün ya da bir ev içi ürünleri satan bir şirket düşünün. Yani bunların neredeyse %80'i kadın müşterilerinin. Çalışanlarının da en az yarısı kadın. Dolayısıyla karar mercinin en tepe şirketin geleceğini, stratejisini belirleyen, riskini, değerini tutan, koruyan yerdeki karar veren insanların bu çeşitliliği temsil etmiyor olması büyük bir eksiklik olur. Yani sağlıklı olan o çeşitliliğin o masada temsil edilmesi. Ve biz zaman zaman kota tartışması da yapıyoruz. Henüz sormadınız ama eminim sorarsınız. Kota konusunda dernek olarak bir duruşumuz yok. Ama ben kişi olarak bunu destekliyorum. Ve de şöyle destekliyorum. Yani mesela %30 kadın kotasını desteklemiyorum ben. %70 erkek çıtasını destekliyorum. Yani erkekler %70'in üstüne çıkmasınlar diyorum. Kadınlar %30 kadın olsun demiyorum. Yani %70'in üstünde olmasın erkekler diyorum. Çünkü orada artık tek bir görüşün, tek bir bakış açısının baskınlığı olmuş oluyor. Nasıl ki biz farklı uzmanlıkları istiyorsak yönetim kurulunda, yani herkes finansçı olmasın, marketing bilen olsun, strateji bilen olsun, endüstriyi bilen olsun, işin uzmanı olsun ama aynı zamanda globali bilen insan olsun, farklı özellikler istiyorsak aynı şekilde hem erkek olsun hem kadın olsun da dememiz gerekiyor. Hem daha genç nesil, yeni nesil olsun, hem işin tecrübelisi olsun. Yani bütün bu çeşitliliği korurken cinsiyet çeşitliliği de gözetilsin istiyoruz. Tabii o çeşitliliğin herhalde getirdiği en önemli avantajlardan biri de farklı bakış açılarının o masaya yansıması. Yani sadece erkeğin de kendi deneyimi ve görüşü yaşadığı şey başkadır. Diğer cinsin yaşadığı deneyim, dünya görüşü, olaylara bakışı başkadır. Ne kadar çok farklı bakış masaya gelirse konuların ele alınması da o kadar zengin hale getirir. Ben bir şey tekrar... Sadece böyle iki tane de değil. Yani erkekler bir tür bakıyor, kadınlar bir tür bakıyor da değil. Yani erkekler de kendi içinde çeşitli, kadınlar da kendi içinde çeşitli. Ama mutlaka bütün yaptığımız araştırmalarda bakıyoruz ki kadınların liderliği, kadınların öne çıkan özellikleri, kadınların ön planda bulundurdukları, değer verdikleri şeyler, risk anlayışları, bunlar erkeklerden daha farklı. Dolayısıyla bunun da olması da olması gerekiyor. Ve bir şeyi tekrarlamanızı rica edeceğim. Şimdiye kadar yönetim kurulunda kadın derneği olarak kaç kadını bu programdan geçirdiniz? Ve bunlardan kaçı şu anda yönetim kurullarında yer alıyor? Tabii. Onu bir tekrarlayalım isterim. Tabii. 200 kişi programa katıldı. Çeşitli sebeplerle bazen yurt dışına gitme vesaire gibi şeyler olabiliyor. 197 mentiğimiz mezun, yani 197'si mezun oldu ve oluyor. Yani bu dönem olacaklarla toplam 197 mentiğimiz var. Bunların içinde en az bir yönetim kurulu üyeliği olan menti sayımız 114. Alt hedeflere baktığımız zaman da kendi grup şirketinde yönetim, en az bir yönetim kurulu üyeliği bulunan kişi 85. En az bir bağımsız yönetim kurulu üyeliği olan, ki bizim en önemli hedef şeyimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi olması. 12 yönetim kurulu üyemiz var. STK'larda en az bir yönetim kurulu üyeliği olan da 60 mentiğimiz var. Dolayısıyla aslında rakamlarımız kötü değil ama büyük resimdeki istatistiğimiz kötü. 10-12 olan bağımsız yönetim kurulu üyemizi biz çok arttırmak istiyoruz. Şöyle düşünün, bugün borsaya kote 152 tane şirkette kadın yönetim kurulu üyesi yok. Bizim de 197 tane yetişmiş, eğitim almış, mentorluk almış, değerlendirmeden geçmiş, bu işe özel olarak hazırlanmış mentiğimiz var. Ve bu mentilerimizin patronları da diyorlar ki rekabet içermediği sürece biz bu mentimizin, bu çalışanımızın, bu yöneticimizin bir başka şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olmasına da izin veriyoruz diyorlar. Dolayısıyla yani bu ekonomi için büyük bir fırsat. Biz buradan bu 152 şirkete çağrıda bulunuyoruz. Gelin bir bağımsız yönetim kurulu üyesi davet edin bizim organizasyonumuzdan. Birlikte çalışalım, en uygun üyeyi belirleyelim ve oraya girmesini sağlayalım. Hem şirketimiz, hem ekonomimiz, hem de toplumumuz için güzel bir adım olur. Umarız bu çağrınız her zaman ve artarak karşılık bulur diyelim. Peki iş dünyasına baktığınızda genel olarak kadınların en çok yaşadığı sorunlar neler ve neler yapılmalı, ne dersiniz? Kadınların en çok yaşadığı sorunlar bilmediğimiz sorunlar. Ne demek istiyorum?
bir bilinçaltı ön yargılarımız, bilinçaltı kabullerimiz var. En çok bundan muzdaribiz. Yani biz programa başladığımız zaman mentilerimize diyoruz ki mesela iş hayatınız boyunca ne tür ayrımcılıklara uğradınız? Çoğu der ki ben hiçbir ayrımcılığa uğramadım, çok desteklendim, hiç her zaman çok eşit fırsat verildim. Sonra dönüp soruyu şöyle soruyoruz. Aynı eğitime, tecrübe, özelliklere sahip olarak bir erkek olsaydınız acaba daha yüksek, daha farklı bir yerde olma ihtimaliniz ne kadar? Düşündükleri zaman diyorlar ki çok fazla. O zaman anlıyoruz ki aslında bir kadının bir erkekle eşit koşullara ve fırsatlara sahip olması için o erkekten çok daha fazla çalışması gerekiyor. Yani zaten işin adil olmayan yanı buradan başlıyor. Tabii ki ev sorumlulukları ve çocuk, aile sorumlulukları çok kadının üzerinde. Burada biz böyle olmasın falan demiyoruz. Yani hepimiz anne olmaktan büyük keyif alıyoruz. Çocuklarımızla vakit geçirmekten, hayatımızı dengeli bir şekilde yaşamaktan, onlara zaman ayırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yapamadığımız zaman büyük acı çekiyoruz. Yani babalar bütün sorumlulukları alsa, oh biz de çalışsak demiyoruz. Yani biz kendimiz tabii ki onu istiyoruz. Ama bu özellikler sebebiyle, bizim taşıdığımız bu sorumluluklar sebebiyle, bir, bunların tümünün bizim varsayılması. İki, bu sorumluluklar sebebiyle iş dünyasında yeterince başarılı olamayacağımız ve belli sorumlulukları yerine getiremeyeceğimiz varsayımı aslında bilinçaltı bir varsayım. Bunun değişmesi gerekiyor. Yani kadınlarla ilgili çok ön yargılar var. Seyahat edemez, çocuğu küçük. Yani belki babası evde mümkün, belki annesi yardım ediyor, belki yardımcısı var, belki sistemi var. Ama derse ki kadın, yok ben seyahat edebilirim, bu rolü alabilirim. O zaman da ki acaba iyi bir anne ve eş mi değil? Yani oyunun kazananı yok böyle baktığımızda. Onun için yani kadınların bu konuda desteklenmesi önemli. Bu da bir şirket politikası, yönetim kuruluna geldiği zaman da aslında hükümet politikası aynı zamanda. Dolayısıyla bu bir bireysel değil, sistemsel bir problem. Sistem aynı zamanda kültürü de barındırıyor. Kültürün içindeki bu ön yargıların fark edilerek değişmesi, yavaş yavaş azalması gerekiyor. Bu da gene eğitim, gene bilinçli olmakla, bu konuları konuşmakla geçiyor. Kadın erkek diye bakmıyoruz biz bu mevzuya dediğiniz zaman aslında en büyük yanlış oradan başlıyor. Bakmak lazım. Çünkü kadınların ve erkeklerin karşılaştıkları zorluklar farklı, desteklenmeleri gereken alanlar farklı. Kadın erkek diye bakmak lazım. Ama bölmeden, yargılamadan ama kadın erkek diye bakmak lazım. O zaman iki tarafı da daha iyi desteklemek mümkün. Peki bu bütün söyledikleriniz çerçevesinde acilen, çabucak, hızlıca en azından bir sorunun çözümü için katkıda bulunabilecek olarak ne yapılabilir? Yani bu iktidar açısından söylüyorum, STK'lar açısından söylüyorum veya şirketler açısından. Acilen ne yapılmalı ki en azından bir sorunun çözümü için hızlıca bir şeyler yapılabilmiş? Evet. Gene dernek olarak söylemiyorum burada. Çünkü dernek olarak bir duruşumuz olmadığının altını çiziyorum. Farklı yollar var buraya giden. Ben KOTA'yı destekliyorum. Yani zamanında yönetim kurullarında bağımsız yönetim kurulu üyeliği için de bir KOTA getirildi. Ve bu yönetim kurullarının daha iyi çalışmasını sağladı. Bu KOTA'yı getirmeselerdi de aslında iyi yönetmek isteyen şirketler zaten bağımsız yönetim kurulu üyelerine sahiplerdi. Ve zaten bu oran artacaktı doğal olarak. Ama o KOTA'yla daha hızlı bir şekilde arttı ve daha hızlı bir şekilde yönetim kurulları daha etkin, bir miktar daha etkin hale geldi. Dolayısıyla burada da bir KOTA, bir hedef, bir destek, bir teşvik, bunların hepsi arttırabilir. Yani KOTA olmaz, teşvik olur. KOTA koymazsınız, dersiniz ki yönetim kurulunda %30 kadın olan şirketlere şöyle destekler ve teşvikler vereceğiz dersiniz. Yani konu KOTA konusu değil, bir hedef konsa zaten şirketlerimiz bunu yapmak için uğraşmaya hazırlar. Ama ortak sistemsel bir desteğe ihtiyaç var. Evet bunu politikalar koymayabilir ama şirketler kendi içlerinde yapabilir. Nasıl ki gene kendi içlerinde de herhangi bir pozisyona terfi ederken gene kadın kotaları koyabiliyorlar ya da buna en azından dikkat edebiliyorlar. İyi adaylardan, güçlü adaylardan birinin mutlaka kadın olduğundan emin oluyorlar. Aynı şekilde yönetim kurulunda bu prensiplerle oluşturabilirler. Bunu göz önünde bulundurabilirler. Bunu yönetim kurullarının kendileri yapabilir. Şirketlerin hissedarları yapabilir. Şirketlerin tepe yöneticileri yapabilir. Elbette hükümetler yapabilir. Regülatörler yapabilir. Ama onlar yapmazsa da biz kendi küçük sistemlerimizde de bunu sağlamaya devam edebiliriz. Ama biz yani bu teşvik kısmını çok önemsiyoruz. Yeter ki
istek ve kararlılık olsun. Herhalde iktidarlar bu istek ve kararlılığı gösterdiklerinde ona göre uygulama geliştiriyorlar ve sistemin diğer aktörleri de buna hemen çok hızlı bir şekilde entegre olabiliyorlar. Yoksa dediğiniz gibi şirketler kendi başlarına da bu iradeyi gösterip gerçekleştirebilirler ama toplumun geneline yayılabilmesi için bir iktidar tarafından, bir irade tarafından bunun ortaya koyulmuş olması herhalde etkiyi daha da artıracaktır. Çok güzel bir söyleşi. Biz diyoruz ki, özür dilerim onu da söyleyeyim. Biz diyoruz ki bu bir talep ve arz meselesi. Biz arz meselesini çözdük. Yani varız, hazırız görev almaya, buradayız. Yeter ki talep olsun ve yeter ki talebi oluşturacak erk olsun. Bu bir kadın meselesi değil, bu bir toplum meselesi, bu bir ekonomi meselesi. Birlikte çözeceğimiz bir mesele. Tek ihtiyacımız da o erk. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir söyleşi oldu sayenizde. Ben teşekkür ederim. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yaşargil bizimleydi. İzlediğiniz için size de çok teşekkür ediyorum.